Evet, merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün A101'den aldığımız midye tavaları yapacağız. Bunlar için şimdi sosu için mayonez, yoğurt ve sarımsak. İşte kızartmak için de bunları un, 2 adet yumurta, bir de soda. Şimdi bunları pişirirken aşama aşama sizlere göstereceğiz. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz bunları çöp şişlere de takabilirsiniz. Biz bunların yanında hazır aldığımız soğan halkası ve patatesi de kullanacağız serviste. Şimdiden yapacak arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımızı takip edip beğenmeyi unutmayınız. Şimdi biz bunun yapımına geçelim. Ya bu arada Eylül de burada. Evet Eylül, sen ne söyleyeceksin? Evet. Ne yapacağız bugün? Bakın burada midye. Evet, midye tava yapacağız. Midye tava ve soğan halkası ve patates ve soğan halkası, değil mi? Yapacağız. Evet. Şimdi öncelikle midyelerimizi güzelce yıkayacağız. Güzelce yıkayacağız midyelerimizi. Evet halacığım, sen güzelce yıka onları. Evet arkadaşlar, ben de Evet. bugün misafir olarak size katıldım. Bugün İstanbul'da çok güzel yerlerde, Boğaz kesiminde, özellikle restoranlarında, deniz ürünleri satan yerde çok tüketilen bir yiyecek. Burada yok ama, biliyor musun bu arada midye Ege yöresinde pek bilmiyorlar, sadece midye dolmasını biliyorlar tavayı? Bak ama duyuyor mu kızım, acıkmış mama diyor. gördüğünüz gibi midyeleri çok güzel bir şekilde yıkayacağız. İlk önce bunları. Sonra bir bulamacı var. O bulamacı hazırladıktan sonra onları bulayıp kızartacağız ve sizlere göstereceğiz. Tamam. Şimdi o zaman videoyu burada bir duraklatalım. Sen bunu Evet. yıkayıncaya kadar. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi midye tavaları kızartmak için bulayacağımız sosu hazırlıyoruz şimdi. 2 adet yumurta kırdık. Buna şimdi un ilave edeceğiz. Maden suyunu ilave edeceğiz. Un ne kadar ilave ediyoruz buna? Ama bildiği kadar böyle bir Göz kararıyla. yumurta harcığı gibi Göz kararıyla. göstereceğim Aynen. size kıvamını da. Tamam. Sen bir yap. İlk önce açalım. Çok fazla un gitmiyor zaten buna. Bunu İstanbul'da bakır tavalarda yapıyorlarmış, değil mi? Evet. Biz ev usulü yapacağımız için. Şimdi ilk önce yumurtaları çırpıyoruz. Tamam. Güzelce yumurtaları çırpıyoruz. Şöyle. Tamam. Mama bak kızım, acıkmış, şimdi midye tava bekliyor ha. Evet. Ona göre. Her günde bunlar midye tava yer canım. Yemesek duramayız. Hey Allah'ım ya. Soda koymamızdaki amaç dış harcının daha böyle güzel kabarması için. Bir de Çok yumuşak, güzel değil mi? Yumuşak olsun tabii. diye. Un göz kararıyla aşağı yukarı 3-4 kaşık, değil mi? Yemek kaşığı. Yani şimdi ben onun kıvamına bakacağım. Ona göre biraz kalın da olabilir. Şimdi hepsini ben döktüm. Ne kadar vardı orada aşağı? 4 kaşık var mıydı? 5 Vardı. kaşık. Ama bizim yapacağımız tabii daha çok. Biz 3 paket midye kullanacağız. 1,5 kilo yaklaşık. Aynen. Yumurtalı ekmek yapanlar bilir o kıvamı. Hani kalan bayat ekmeklerle yumurtalı ekmek yaparız kahvaltılarda olsun. Mesela Ramazan'da sahurlarda olsun. Aynı o kıvam harcında bir harcı olacak. Bunu homojen hale gelene kadar böyle güzelce çırpacağız. Baba. Ha bak uzadı. Şunu görmüş, bunu tavuk diye bak bak diyor bana ya. Kızım ne onlar? Ha mü var bak orada, gördün mü? Bu arada yemeği bıraktık. Biblolara, tuzluklara dönüyor. Baba. Birazcık tuz atalım. Çok fazla tuz atmayın arkadaşlar. Çünkü deniz ürünleri zaten kendi bünyesinde de tuz bulundurduğu için çok fazla tuz katmaya Baba, gerek bir yok. Tatlı kaşığı kadar tuz. Yani o kadar, tatlı kaşığı bile belki şeydir yani. Zaten buna yoğurtlu, mayonezli bir sos yapacağız. O sosun içinde de tuz olacak. Şu anda çırpma işlemimiz bitti. Bu bitti. Şimdi Onu kenara alacağız. Evet, midyeleri içine batırıp kızartacağız arkadaşlar. Evet. Tavaya yağ koyuyoruz, değil mi? Koyacağız tabii. Ama bir yandan da ben fritözü de şey yapmayayım. Çünkü patates de kızaracak. Tamam.
Şimdi o zaman. Patates soğanı arkası almış. Midyelerimiz yıkandı. Suyu da süzülüyor burada. Baba. Baba. Evet, evet arkadaşlar, kıvamı gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Şimdi midyelerimizi atıyoruz içine. Kaşıkla mı karıştıracaksın onu şimdi? Karıştıracağız. Bu şekilde bulayacağız. Sonra tek tek, normalde bu çöp şişe takılarak kızartılan, bakır tavalarda kızartılan bir ürün. Çöp şişte daha güzel ama oluyor. Ama tabii görüntü itibariyle de güzel oluyor. Biz şimdi pratik olsun diye böyle şey kızartacağız. Şişe takmadan kızartacağız. Tamam, şimdi tavaya doğru geçelim. Nasıl atıyorsun tavaya bakayım? Ben tek tek. Elin yanmasın. Şöyle dikkatli. Yavaş yavaş atıyoruz. Ters yüz yapıyor musun sonra? Tabii. Kızaracak çünkü. Kaç dakika sürüyor ortalama? Çok fazla midyeleri kurutmamaya dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü içi sulu kalmalı lezzet açısından. Ona göre göz kararı anlarsınız. Bir tadına bakarsınız isterseniz. Aslında şişe taksak hem işçiliği zor oluyor. Tabii. Yalnız o zaman da daha derli toplu kızarıyor, aynen, değil mi? Aynen. Kızım. Mama, evet kızım, midye maması. Tamam, şu vereceğim. O ne? Aksimayla uğraşıyorum. Şöyle. Hadi bakalım, Allah rast getirsin. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Şimdi bunların hepsini kızarttıktan sonra güzelce servis tabağına alacağız. En son, evet, servis tabağındaki halini de sizlere göstereceğiz. Sos tarifini de vereceğiz arkadaşlar. Tabii sosu da yaparken, evet, sosu en son yapacağız değil mi? Evet tabii. Tamam. Kızartalım önce. İyi. O zaman şimdi bunların kızarmasını bekleyelim. Aynen. Biz. Kızın bizle. Evet. Şimdi midyelerimizi çeviriyoruz. Evet, güzel güzel. Kızartıyoruz. Bu sefer de enişte devraldı. O yapıyor şimdi. Hadi bakalım. İstanbullu olarak. Aynen. Ellerinden öperim. Kokusu güzel demek. Benim burunda sürdükten ben koku almıyor. Almıyor mu? Yok. O yüzden koku güzel. Yok bizde. Evet. Cayır cayır güzel kızardı vallahi, lale gibi. Bir de tat testi de yapacağım yerken. Evet, şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bunun için 2-4-5 diş sarımsak. O sarımsaklar ezilmiyor mu? Ben rende kullanıyorum. Tamam, aslında rendeli. Şeyde... Yok, rendele. Hayır, öyle atınca ben herhalde... Yok. Ben şimdi hani görüntüm diye koyuyorum. Tamam. Yok, bir gerek yok. Şimdi ilk önce yoğurtlarımı açıyorum. Evet. İki paket yoğurt kullanacak herhalde. Bir paket göz mi? Göz kararı koyuyorum. O sizin zevkinize. Belki sosu daha çok şey yaparsınız. Havada şey olacak. Böyle yağ içinde yüzecek bir yağ. O zaman daha sonra çevirmeye de gerek yok. Evet. Bu 200 gramlık iki tane yoğurttan. Yani 400 gram. 400 gram. Yarım kiloya yakın yoğurt kullanıyorum. Şimdi mayonez de kullanacağız arkadaşlar. Evet. Biraz suyunu şey yapayım, süzeyim. Evet. Yoğurtu da koyduk. Evet. Ben yağsız yoğurt tercih ediyorum. Çünkü zaten mayonez kendi başına yağlı. Bir de kızarttığımız için... Mayonez ne kadar katıyorsun? Bunu da göz kararı. Ya her şeyde göz kararı olmaz ki. Bir evet, yansın... Benim hiç ölçüm yoktur. Ana. Damak zevkinize göre koyarsınız. Tam yine aşağı yukarı 200 gram da o gitti. Yani. Mayonez de tamam. Şimdi bunu çalkalar da koyduk. İlk önce bunları da rendeledikten sonra hepsini bir şey yapacağız. Mayonez, yoğurt, sarımsak. Evet. Sosu bu. Evet, sosu bu. İçine başka bir şey katmıyor mu mesela? Tuz katacağım. Biraz tuz, evet. O kadar. Başka da bir şey yok. Karabiber, bazen, kekik. Bazı aşçılar kendi imzalarını atarlar. Bazı baharatlar da ekleyebilirler. Dereotu koyanlar oluyor bazen. Ceviz koyanlar oluyor. İstanbul'da da servis yapıyorlar. Aynı bu şekilde mi yoğurtla? Tabii. Öyle. Bu muhakkak olmalı bunun yanında. Soğumadan bir işe yaramaz mı? Yani yenir. Çok o da lezzetli. Sossuz da yiyebilirsiniz. Biz de burada yiyoruz ama midye dolma yiyoruz. Böyle içini pirinçle dolduruyorlar ya. Evet. Ben onu bu onun saf eti işte sadece. Tabii. Evet. Daha vitaminli. Yok, o da güzel oluyor ya. Ona pirinç koyuyorlar. Pirinç. Evet. Bir de onun için harcını tutturmak lazım. Ama bu daha lezzetli. Ben doğru daha söylüyorum. Çok seviyorum. Tuzumuzu da koyalım. Evet, şimdi bir tutam da tuz atacağız içine. Ondan sonra bunu güzelce karıştıracağız. Tabii. Tabakların kenarına koyacağız, evet, değil mi? Evet. Servis tabağımızı hazırladığımız zaman göstereceğiz işte. Evet. Bunu da böyle bir tutam tuzu attık. Zaten dediğim gibi deniz mahsulleri kendi bünyesinde tuz barındırdığı için çok fazla tuzlu yapmaya gerek yok. Aa,
Bunu homojen hale gelinceye kadar böyle karıştırıyoruz. Sonra peki bunu ekmekle mi yoksa lavaşla mı servis yapıyor? Ekmek arası ekmek yapıyorlar. Yenebiliyor. Öyle mi? Ama şişte de yenebiliyor. Şişte de. Şişte daha güzel oluyor. Yani görüntü ama itibariyle ekmek daha. Yere, ekmek arası da servis yapılabiliyor. Bundan 2 sene önce her şişte 3 şiş, her şişte 5 tane, 5 adet midye olmak üzere porsiyon. Boğaz'da yediğimizde ne kadar para ödedik? 30 muydu neydi? Porsiyonu mu 30 lira? Evet. Evet. 2 sene önce. Hı hı. 25-30 civarı. Şimdi vardır o zaman 50-60 lira vardır porsiyonu aşağı evet. yukarı. Tabii. Etten pahalı yani. Evet pahalı. Tamam sosu da hazırlanıyor. Şimdi evet, servis esnasında hazırladık tekrar. Hazırladık arkadaşlar. Tekrar şimdi, göstereceğiz. Şimdi servis aşamasına geçtiğimizde sizlere bunu paylaşacağız. Tamam. Şimdi tekrar şu kızarma moduna doğru geçeyim. Bu şekilde nar gibi kızarıyorlar. Şu anda kızardılar. Evet. Tavamız da kızarıyor şu an. Yağ da güzelce. Bunlar da sosa batırılmış hali. Bu da pişmiş hali. Az önce tattım, harbiden efsane yani. Yumuşacık. Eridi gitti ağzımda. Evet değerli takipçilerimiz. Midye tavalarımız hazırlandı, kızardı. İşte servisi bu şekilde biz yapıyoruz. Ha biz bunun yanına soğan halkası, patates de koyduk. Sosu burada. Kolayla bunu biraz da gömeceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdiden yapacak arkadaşlara tekrar afiyet olsun. Hoşça kalın.